Ama allah Teala hakkında hiçbir zaman bir zeval ve intikal, bir hareket, tenekkül, geliş geçiş söz konusu değildir. Çünkü cai, melek geldi, Cebrail Sem geldi, tamam geldi. Bu e, cisim midir, cevher midir? E şimdi ben cisimim. Ben bir cisim olduğum için bana oradan kalktı, buraya geldi, oradan kayboldu, burada oturdu denebilir. Veya cevherdir. Yani Ruh da cevherdir mesela. Şimdi ruha cisim denmiyor. Ulema tabi ruh hakkında <laughs> ciddiye dolusu kitap var. Sonuçta da var olamaz. Ruh Allah'ın manevi alemi emrindendir. Tamam. E şimdi ruh cevherdir. Cevher demek e, kendi başına varlığı olan. Varlık mahlukattan, mevcudattan kendi başına cevherdir. Fakat ruha cisim denmiyor. Yani ruha cisim denmemesi anladınız mı? Cisim de gelir gider harekete var. Cevher de gider gelir harekette var. Mesela ruh gelir gider girer çıkar. Uykudaki adamın ruhu gitmiş diyebiliyorsun. Bak zeval var. Ruh oradan gitti. Bedenden gitti. Rüya aleminde Mekke'ye gitti. Orada Mekke'de gitti. Oraya. Burada ne oldu? Zail oldu. Ruha, ruh cevherdir. Ruha zeval verir. Şimdi ruhun cevher olduğunu mesela anlaman için. Ne diyorsun? Yani cismaniyet kesif. Kesif varlık değil. Kesif demek yani kilosu milosu tartıya koyarsın. Gramajı gramajı meydana çıkar. Adam şimdi e, tartıya koyarsın uyumadan evvel 71 kilodur. Bilmiyorum uykuda bir daha tartıya koyulursan kaç kilo gelir artıyor mu eksiliyor mu o sırada araştırma yapmadım. Zaten zor tartıya koyarsın koyana kadar uyandı zaten. Ama mesele şudur yani gramı düşmeyebilir. Ama ruh çıktı mı çıktı. O zaman ruhun gramı yoktur. Veyahut adam sağken tartarsın 70 kilodur Ondan sonra da öldükten sonra tartarsın, 70 kilodur, bilmiyorum bir birkaç gram eksiliyormuş diyorlar. İşte onu da ruhun payına koyuyorlar yani falan. Ya bu ruh nereden girdi, nereden çıktı kardeşim? Esas insan ruhsa, konuşan görüşen ruhsa, o ruh çıktığı zaman bu adamın, bilmiyorum sıfır kiloya düşmesi lazım. E demek ki bu gramaj e, cisme aittir, ruh ise cisim değildir, kesif değildir, latiftir ve ruhanidir ve nuranidir. Ve nuranidir. Nurani varlıklar melek de aynıdır. Cebrail aleyhisselam 600 kanadıyla bir gözükürse göğe yere sığmaz. Hiçbir tartı doğdu tartamaz. Ufuklar mufuklar çöker gider. Ama Cebrail aleyhisselam bir güvercin şeklinde de gelmiştir. İsrafil aleyhisselam bir kere küçük bir güvercin suretli efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiştir. Anladın mı? Bir de bakarsın bir gram bile teşkil etmeyecek kadar hafiftir. Bir gram bile teşkil etmeyecek kadar nurani olduğu zaman hafiftir. Ama 600 kanadığından da asli hılkatine ve suretine büründüğü zamanda da dünyanın hiçbir yani tonajıyla ölçülemeyecek kadar da ağırdır. Şimdi nurani varlıklar. Onlara ne diyoruz biz? Cevherdir. Cevher ne demek? Hakikati vardır, varlığı vardır. Kendi başına duran bir varlıktır. Yani biz, biz Allah kendi başına durma şey vermiş bize. Renk değiliz, boya değiliz, araz değiliz, şu değiliz, bu değiliz. C cisim. Şimdi cisimle cevher kendi başına varlığı durandır. Yani Allah'ın verdiği varlığı kendine ait olandır. Allah veriyor ama o zatıyla durabiliyor. Ama şimdi bir renk arazdır. Sen şimdi illa rengi nerede göstereceksin bana? Ya bir telefonun rengi ya arabanın rengi ya tahtanın rengi ya bilmem ne. Renk diye bir şey yoktur yani. Yeşili bana göstermen için mutlaka bir maddede yeşili gösterebilirsin. O arazdır. Kendi başına duramayan şeydir. Şimdi gelen bir şey eğer cisimse ben benim gibi melek gibi cinde aynı meleklere benzeyen şey var. Çünkü suretleri var. Esasen ilk surede biz göremiyoruz. Göremememiz suretleri yok anlamında değildir. Biz göremiyoruz ama sureti vardı. Bu cisimse buna dersin ki oradan kalktı, orada zeval oldu, buraya intikal etti, burada şubut oldu, hareket yaptı, intikal yaptı. Bu tamam. Cevherse yine dersin. Cevher nedir? İşte dedim ruh. Mesela ruh geldi dersin. Ruh çıktı dersin. Tamam mı? Adamın ruhu çıktı dersin, gitti dersin. E bedenden zail olmuş olur. Bak zeval var, hareket var, intikal var. Arşa çıkan ruh var. E yedi kat denizin dibine gidiyor öldükten sonra. E bunlar intikaldir. Ruh da intikal ediyor. Çünkü neden cevherdir, cisim değilse de. Gelen giden cisimse veya cevherse burada hareket düşünülür, zeval düşünülür, intikal düşünülür. Peki Allah Teala'ya cisim denebilir mi? Haşa. Cisim olduğu zaman avarıza müsait, sonradan olmalara müsait, tegayyurata, değişikliklere müsait, intikalata müsait. Cisim değildir. Cevher diyebilir misin? Haşa, cevher, diye, cevher de diyemezsin. Çünkü cevher madde demektir. Çünkü ruh da, ruhun da ham maddesi vardır. Ruh da bir maddeden yanılır. Maddedir. Yani maddesi var. Biz onun maddesini elleyemeyebiliriz, göremeyebiliriz. Bizim görmememiz meleğin maddi olmadığına, cinin maddi olmadığına alamet ve delalet değildir. Senin görmediğin bir ham maddesi vardır ama mutlaka kül emriyle yaratılmıştır ve mahluktur ve hadistir ve sonradandır. Ruh da mahluktur, Cibril de mahluktur, bütün nuraniler de mahluktur. Biz görmesek de onları. Mahluksa zaten ya cisimdir ya cevherdir. Hal böyle olunca Allah-u Teala'ya cisim diyemezsin. Cevher diyemezsin. O zaman e, cisim olmayan, cevher olmayan bir şeye nasıl oradan kalktı buraya geldi dersin, nasıl hareket isnat edersin, nasıl zeval, zeval ispat edersin. Onun için allah Teala'nın meleklerle beraber e, gelecek mahşere atik ı sen lukat manasında cai fiili geldi manasına olursa da buna ne mana vereceksin? Ya diyeceksin ki keyfiyetten, şekilden münezzeh sıfatıdır. Hakikatini bilemeyiz. Böyle iman ettik. Diyeceksin. Ya da Emri geldi, fermanı geldi, buyruğu gelecek, kazası gelecek, hükmü gelecek demektir. Zaten diğer ayet-i kerimelerde de hükmünün geleceği, fermanının tecelli edeceği beyan ediliyor zaten. Ayet ayeti tefsir ediyor. Zaten burada tevil diyorlar ama tevil de demeye lüzum kalmıyor. Ayet ayeti tefsir ediyor. Leyse ke misli şey hepsi hakkında nasıl teşkil ediyor? Çünkü Allah'ın misli olmadığını beyan ettiğine göre o zaman meleğin gelmesi, benim gelmem, onun gitmesi, zevalliyse, intikalliyse, hareketliyse Allah'ın da misli benzeri hiçbir şey yoksa ayetle sabitse demek ki Allah'ta hareket zeval intikal yoktur. Çünkü diğerlerinde varsa bu Mevla'ın da misli olmadığına göre onlar gibi nasıl hareket intikal edecek? Haşa. İşte bu kadar basitti. Allah Teala tegayyürden ve intikalden münezzettir.